İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerden merhaba. İstanbul stüdyomuzdan merhaba diyoruz. Ankara stüdyomuzdan Ciner Medya temsilcisi Ferzi Çakır'ın özel röportajını izlediniz. Tam da gündemin, sıcak gündemin üzerine önemli bir röportaj. Oradan çıkan başlıkları da bu akşam konuklarımızla konuşacağız. Hakikaten birkaç gündür, hafta başından bu yana çok yoğun bir gündem var. Sinan Ateş davası başladı. Kabine değişiklikleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana ziyareti olacak. Suriye konusunda Kayseri'de yaşanan olay. Suriye'deki karışıklıklar üzerine pek çok önemli açıklama var. En son bu akşam kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları oldu. Ardından bu röportaj hepsini değerlendirmeye çalışacağız saat 11'e kadar. Kimlerle? Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Stüdyomuzda Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük var ve Kanal 7 Ankara Genel Yayını, Ülke TV Genel Yayını yönetmeni. Nasıl olsun, oldu bu Hasan Bey? Şöyle biraz önce... Çok hızlı bir giriş yapınca karıştı. Fevzi yayındayken konuşurken Astana'ya falan konuştuk ya, ondan oldu biraz. Bizden evet. Kim gidecek meselesi olduğu için evet, evet, Kanal 7'den evet. Bir arkadaşımız gidecek demiştim. Evet, evet. Oldu. Ve önemli. Hasan Öztürk gazeteci, Ülke TV Genel Yayını yönetmeni burada bizimle. Hasan Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yazar Elfin Tataroğlu uzaktan konuğumuz. Elfin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik de yine olaylar ve görüşlerde bu akşam konuğum. Can Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi az önce Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarını canlı yayında izledik. Hatta şöyle birkaç cümleyle özetini yapalım. Suriye'de yaşanan bu karışıklık üzerine biliyorsunuz çok önemli açıklamalar yapıldı. Örneğin hatta hemen buradan yapılan açıklamaları söyleyelim. Kayseri'deki olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dedi ki ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Resen soruşturma başlatılmıştır dedi. Suriye'de biliyorsunuz Türk bayrağının hedef alındığı yerler oldu. Dışişleri Bakanlığı da zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır dedi. Az önce de şimdi Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarından birkaç başlık verelim. Bu olayların ardında PKK'nın hücrelerinin olduğu yerlerde olayların yoğunlaştığını söyledi. Suriye'deki olayları bizim muhalifler yapmadı dedi. Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa. En çok olay PKK'nın hücrelerinin olduğu yerlerdeydi. Katliamdan kaçan huzuru Türk bayrağı altında buldu dedi. Güvenli bölgeyi Türkiye ile kurduk dedi. PKK dahil terörle bağlantılı kişiler sahadaydı dedi. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin. Bizdeki Türkiye sevgisi sınırsızdır. Suriye askeri Türk bayrağı altında şehit oldu dedi. Yine yaptığı açıklamada ve bize en çok yardım eden Türkiye'dir. Erdoğan-Esad görüşmesini biz destekliyoruz dedi. Az önce verdiği röportajda. Cem Küçük sizle başlayayım. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan olayların üzerine? Valla şimdi Suriye Geçici Hükümeti'nin başkanının konuşması yerinde. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ile beraber eş güdümlü hareket eden biri. Hı hı. Yani Kayseri'de Suriyeli birinin Suriyeli bir çocuğa, 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar yaptığı o iğrenç olaydan sonra olaylar patladı. Kayseri'deki olayları oradaki vatandaşlar haklı olarak Türkler, yani bir Türk yaptı diye düşündükleri için veya yani bir Türk çocuğa yapıldı diye ortalığı galeyana verdiler. Ama daha sonra bunu yapanların da bugün ben emniyet kaynaklarıyla konuştum. Yeni Şafak manşetinde var. Yapanların da hepsinin daha önce sabıkası olan kamyonla oraya taşınanlar oldu ortaya çıkarttı. Evet, yani hiçbir çocuğa tabii yapılması zaten kabul edilemez. İnsanlık dışı. Evet, elbette elbette. Şey yani. Yanlış anlaşılmaya açık bir ifade olmasın diye altını çiziyorum. Burada ya Türkiye'de ya bu çok münferit, Sayın Erdoğan dediği gibi münferit bir olay. Türkiye'de Suriyelilerin suça bulaşma oranı veya yabancıların Türkiye'de Iraklı, İranlı, Suriyeli, Afgan bir sürü kişi var. Son derece düşük. Olanlar da kendi içlerinde olanlar. Zaten dünyanın her yerinde mülteciler gittikleri yerde var kalmak adına suça da pek bulaşmazlar. Ama sınırın diğer tarafında Türkiye Esad'la anlaşırsa bu mülteciler geri döner. PKK'nın zorla ele geçirdiği Rojava, Kobani gibi yerlere gelirlerse burada PKK'da varlığını sürdüremez diye orada bir bayrak yakma girişimi oldu. Sayın Erdoğan demin zaten o elleri kırarız dedi. Dışişleri söyledi.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı dün yaptığı açıklamalarda da yani Türkiye ile Suriyeliler kardeş, o bayrak yakmaya zaten gereken tepkileri gösterildi. Dolayısıyla ben olaylar şu an itibariyle yatışmış görünüyor ama sosyal medyada işte gözaltılar var. Olayları provoke edenler var. Gene bazı siyasiler. Hı hı. Belli kişiler. Bu ben olayların şu ana kadar baktım çok büyüdüğü kanaatinde değilim. Yani olaylar öyle çok şeyde büyümedi. Yani bazı yerlerde birileri bir şeyler yapmaya çalıştı ama bu olmadı. Şimdi insanlar mültecilere karşı olabilir. Dünyanın her yerinde bu aynı sorun var. Amerika, Fransa, İngiltere, yani Avustralya, Yeni Zelanda, oralarda bile var. İşte olayları görüyoruz orada da. Ama bunlara karşı olmakla şiddeti teşvik etmek aynı şey değil. Hı hı. Yarın bir gün bir siyasi parti gelir, ben bunları göndereceğim diyebilir. Gönderebilir. Ama bugün hani bunlar gitsin diyen Suriyeliler nereye gidecek? Ev yok, iş yok. İki, garantör alınması lazım, af gelmesi lazım. Esad 1 milyon kişiyi öldürdü şu ana kadar. Guta'da kimyasal silah kullandı. Çocukları, kadınları çukurlara atıp vurup yaktıklarını görüntüler sosyal medyada duruyor. Ha yarın bir gün Türkiye ile Esad ilişkileri yumuşarsa, Türkiye ile Rusya'nın himayesinde bu insanlar da peyderpey ülkelerine döneceklerdir diye düşünüyorum. Bunu usulünce uygun bir şekilde yapmak lazım ama dönmek isteyenleri de zorla döndürmek diye bir şey yok. Ha döndürülebilir tabii ki. Bu geçmişte bunun çok örnekleri var ama uluslararası hukuka da aykırı olduğunu biliyoruz bunun varlığı. Ben Türk insanının genelinin ırkçı olmadığı kanaatindeyim. Hı hı. Yani evet ırkçı olanlar var ama son derece düşük. Bunu bir seçimlerde de gördük. Türkiye'de 10 yıldır mülteciler 2012'den beri 5 milyon. Şu an 4 son rakamlar önümde İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon 300 bin. Geçici sığınmacı olanlar, tam sığınmacı olanlar, vatandaşlık verilen hepsi 4 milyon 300 bin kişi. Türkiye'de ırkçı partilerin aldığı oylarda devede kulak kaldı. Son 10 yılda zaten AK Parti'nin başarısı. Son seçimde CHP'nin başarısı ama gene bunu bu işi kaşıyanların küçük partilerin oyları olmadığı görülüyor. Bunlar da sevindirici. Hı hı. Dediğim gibi AK Parti bu işi yani göçmenler, mülteciler kalsın sonra barış olursa 1 milyon pirket evlere dönerler diyor. Ama hı hı. Yarın bir gün bir iktidar gelirse tabii ki demokratik hakkıdır. Ben bunu göndereceğim derse gönderebilir ama kışkırtma insanlara yani bugün mesela sosyal medyada Türkiye'de büyük yatırımları olan önemli bir Arap iş adamına bıçakla tehdit. Yani dünyanın nereye hiçbir yerinde bu kabul edilemez. Yani işte çocukların ağzını burnunu işte kırma, kanatma Suriyeli çocuklar, kadınların bu ilgisi hiç ilgisi olmayanları tehdit, provokasyon kabul edilemez. Onlara da zaten gözaltı yaptı emniyet hepsine. Birkaç 474 kişi gözaltına alınmış. Hatay, Bursa, Kilis, Konya, Şanlıurfa, Adana, Antep, İzmir, Antalya ve İstanbul'da yaşanan olaylar üzerine bunların 285'inin de suç kaydı varmış. İçişleri evet, Bakanı açıklamasına ben göre 474 gözaltıda. Sabahleyin Yeni Şafak'ın haberini vermiştim ama oradan bir rakam okuyayım. Ben bunu önemli buluyorum. Çünkü bunun da ne olduğunu bilmesi lazım. Bakın 73 kamyonlarla getirilen ve taşınan 73 kişi var. Bunların 40'ının uyuşturucudan, yağmadan ve tacizden sabıkası var. Nereden taşınmış bunlar? Nereye? Bunlar Kayseri'nin belli yerlerinden taşınıyorlar. Evet, için oradan taşınıyor. Organize bir şey. Organize yani. Bir şekilde. Ama bunları yapanlar daha önce uyuşturucu ticaretinden, tacizden, hırsızlıktan yani dosyaları var. Yani bu olay üzerine bunun değerlendirildiğini ve üzerine olayların çıkarıldığını mı hayır, hayır, bir el tarafından şimdi bu olay tabii şimdi bir oradaki olay bir Suriyeli olayı deyince bu olay hani aynen 70'lerde suyumuza zehir katıyorlar diye Maraş'ta öyle bir dedikodu yayılıp Alevi vatandaşlarımızı böyle maalesef katledilmişti. Burada da işte Türk çocuğu Suriyeli biri Türk çocuğuna tecavüz etti, taciz etti gibi böyle iğrenç bir olay üzerine bu insanlar bu provokatörler tarafından toplanıyor. Ben bugün İçişleri Bakanlığımızdan bunların isimleri de var. Yani 40'ı bakın uyuşturucu ticaretinden, yağmadan, tacizden, işte tecavüzden de. Yani adam hem bu olayı güya protesto ediyor ama kendisinin tecavüzden dosyası var. Başka yerlerde de var. Tabii bunun belli gazeteci üzerinden de işte bir parti genel başkanının da onları da kendinden etkilenerek işte Arap iş adamını yapan, küçük bir Suriyeli çocuğu döven, burnunu kıran, lar da var. Onlara da emniyet gerekeni yapıyor. Dediğim gibi hı hı. Politikaya karşı olunabilir ama şiddet ve benzeri asla kabul edilemez ve maalesef Arap düşmanlığı, Suriyeli düşmanlığı bu ülkede belli kesimlerde olduğu görülüyor. Bu Arap turistlere de öyle. Trabzon'a gelen, Bursa'ya gelen
Arap düşmanlığı var. Bunun biraz İslam düşmanlığıyla da çok bariz ilgisi var. Yani Türkiye'de bir sürü Alman, kadar, Fransız gelince değil, bir şey olmuyor. Olmuyor ama şey gelince... İslam düşmanlığıyla alakalı bir durum değil o. Ne? İslam düşmanlığıyla ilgisi yok bu durum. Var var. Bazılarında, o kadar bazılarında değil yani. Çok bariz Karadeniz'e gelenlerde işte bunlar niye geliyor? Yani Norveçliler Didim'e gelince bir şey olmuyor. Veya Ukraynalılar da geldi Türkiye'ye 300-400 bin kişi Antalya'ya, Mersin'e. Onlara niye geldin diyen olmadı ki onlar da gelsin. Ama burada bu da var. Yani Türkiye'de küçük bir grubun Arap ve İslam düşmanlığı, işte o Arap saç ektiren Arap kafası görmek istemiyorum ve benzeri gibi belli, ırkçılık belli bir grup değil, denilebilir ama küçük bir grup. Evet Türkiye'de öyle diyebilir. Evet öyle dersen bir can küçük bir grup Türkiye'de bal gibi İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, peygamber düşmanı, tamam, o Arap ayrı, düşmanı. Ona itiraz etmiyorum bunu ama da zaten belli bir görüyorsunuz grup yoksa yani insanlar ırkçılık yani aynısını bütün herkese yapsa anlarım ama bu o da görüyor. Küçük bir grup bunlar. Dediğim gibi Türkiye'de çok küçük bir grup bu. Siz tamamlayın bak, buradan ilerleyelim. Yine bir şey turda var. Dönerim ama ben size. Türk devleti bakın son cümlem şu. Türkiye'de sokaktan, protestolardan, bilmem nelerden hiç böyle bir sonuç alınamaz. Türk devleti güçlü. Bu tür provokasyon yapmak isteyenlere de işte bakın o iş adamını bıçakla tehdit eden adamın Türkiye'de 1000'e yakın çalışanı var. Bir sürü yatırım var. Önemli Arap camiasında bilinen biri. Yani bizi Avrupa'da böyle bir iş adamımıza yapılsa Almanya'da, Fransa'da kabul edebilir miyiz? Dolayısıyla da bunları kınamak lazım. Peki. Elfin Hanım yani açıklamaları tekrar edip sormayayım. Değinmek isterseniz onlarla ilgili elbette Suriye'de yaşanan karışıklıklar. Bir de sığınmacı boyutu var. Yani bu ikisi belki de birbirinden bağımsız. Kayseri'deki olaylarla Suriye'nin kuzeyindeki yaşananları birbiriyle ilişkili görebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bir yandan da olası Erdoğan-Esad görüşmesine karşı bir reaksiyon olarak da değerlendiriliyor. Buna görüş değerlendirmeniz ne olur? Bir de Cem Küçük'ün bıraktığı yerden yani sığınmacı konusuna bakışı Türkiye'de siz nerede görüyorsunuz? Yani esas bir sorun var mı? Öyleyse o sorun ne? Şimdi en sondan başlayayım. Çünkü ben Türkiye'de bir grubun İslam karşıtlığı var sözünü dar bir grup için bile söylenmiş olsa kesinlikle reddediyorum. Böyle bir şey asla yok. Bu batıdan bakınız batıdan doğuya göç olmaz. Doğudan batıya göç olur. Genelde göçler böyle olur. Neden? Kaynakların daha eşit dağıldığı, fırsatların daha yüksek olduğu coğrafyalara göç olur. Yani şimdi Norveç'ten bize göç oluyor bir şey demiyorsunuz. Suriye'den olunca diyorsunuz siz İslam düşmanısınız. Bu çok yanlış bir tespit. Burada kaynakların yüksek olduğu çoğu zaman kendi kapitaliyle buraya gelen insanlara karşı aynı zamanda tabii ki kültürüyle, geleneğiyle de yaşam tarzı açısından da bir sorun oluşturmayacak kişilere karşı daha olumlu yaklaşıyor olabilir toplum. Ama bu katiyen bir İslam düşmanlığı olarak söylenebilecek, çerçevelenebilecek bir mesele değildir. Batı'dan bize yani doğuya doğru göç olmaz, genelde doğudan olur. O yüzden de doğudan olan göçleri batıdaki ülkeler istemez. Yani Avrupa nasıl bizden göç olsun istemiyor Orta Doğu'dan bu tarafa. Bu şekilde devam eder yani. Kimse istemez doğudan göç olsun. Özellikle de böyle bir düzensiz göç olsun. Bakın bu normal bir göç değil. Yani Türkiye, şimdi öncelikle şuradan başlamak lazım. Esad ve Suriye iç karışıklığı. Öyle birden kendiliğinden Esad karar verdi ve İnsanları öldürmeye başladı diye çıkmadı. Bu 2010'da Arap Baharı kapsamında Arap Baharı'nı planlayanların Suriye'de esassız bir yönetim hedefiyle Suriye'yi de iç karışıklığa sürükleyip devirme niyetiyle başladı. Bence bizim toplumumuzun en büyük hatası, çok üzülerek de kimi aydınların da hatası bu. Efendim diktatör, efendim şu... Yani Orta Doğu ülkelerinde zaten diktatörlükle yönetilmeyen devlet mi var? Yani Orta Doğu ülkelerinde bizimki gibi ulus devlet anlayışına sahip demokrasiyle yönetilen kaç ülke var? Irak'ta Saddam'a diktatör diyorlardı, devirdi. Sonra ne oldu? Oradan Sünni Araplar yola çıktılar ve başkaca bir şeye dönüştü. Kaddafi'ye diktatör diyorlardı, devirdiler, ne oldu? Yani... Bir ülkenin kendi kendine bir başka ülkenin özellikle de bir Orta Doğu ülkesinin
başkanına bir kılıf biçip işte bu diktatör, bu otoriter devrilsin demesi bir kere baştan Türkiye'nin yanlış Suriye politikasıdır. Yani Türkiye'nin bu iç işlerine karışmış olması bu derecede maalesef şu anda Türkiye'nin taşıyamayacağı bir yüke dönüştü. Baştan bunu tespit etmeden ilerisini söylemek çok zor. İnsanların, yani insanları mecbur bıraktı AK Parti iktidarı. İnsanları zorla bu işte Ensar muhacir dediler. Efendim bir kısa süre psikolojik sınır 100 bin dediler. Ben yarın yazımda bunu yazdım. Atatürk'ün dış politika rotasından şaşmanın bedelidir bu. Atatürk'ün politikasını küçümsediler. Efendim olur muymuş yurtta su, cihanda su. İşte bak burada iç savaş var. Müdahil olmazsak orada bilmem ne olur. Küçümsediler. Halbuki orada macera perestliğe karşı sınır güvenliğini savunan ve öngörülü, akılcılığa dayanan bir politikadır Atatürk'ün politikası. Monşer dediler, geçmişin bütün dış işlerinin birikimini küçümsediler. Bunlar hep yanlış dış ilişkiler ve yanlış dış politika. Ha bugün geldiğimiz noktada Esad'la görüşmek zaten başından beri Türkiye'de muhalefetin söylediği, yani hepimizin söylediği, bu böyle olmalı. Tabii ki oranın, ha siz beğenin ya da beğenmeyin ya, zaten beğenmek zorunda değiliz anlattığım gibi. Yani bir Irak'tan, bir İran'dan, bir Suriye'den, bir Mısır'dan Türkiye gibi bir ulus devlet yapısı beklememek lazım. O yüzden hani yapısını beğenmek ve bu ülkelerin çoğu, bakın bizim bölgemizde çok uzun süre mandater yönetim altında yaşamış ülkeler. İşte Fransa dörde bölmüştü Suriye'yi. Irak'a keza öyle. Ya biz bakmayın o kadar önemli bir miras devraldık ki biz hiçbir zaman boyundurluk altında yaşamamış bir milletiz. Hiçbir zaman manda altında yaşamamış bir milletiz. Osmanlı'nın son döneminde bunu yapmaya çalışmış olan bütün emperyallere karşı kurtuluş savaşı başlatmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz bunun yarasını bilmeyiz. Bizdeki Cumhuriyet vatandaşlığı tanımı böyle etnik mezhep üzerinden bölünmez. O yüzden biz Suriye'deki, Irak'taki etnik ve mezhep üzerinden bölünen yapıları anlayıp, özümseyip bunlara ayak uydurmamız mümkün değil. Peki. O yüzden de mezhepçi yaklaşmamak gerekir Suriye politikalarına. Biz kendi menfaatlerimize bakacağız, bölgenin dengelerine bakacağız ve burada Türkiye Cumhuriyeti gerekiyorsa bir arabuluculuk, gerekiyorsa Esad'la bir anlaşma. Belki bir garantör muhakkak, ülke olarak sığınmacıları geri gönderme. Garantörlük yani muhakkak, bakınız işte daha evvel bağlanan geçici hükümet başkanı dedi ki 5.800.000 kişiyi dedi TSK koruyor dedi. Orada Türk Silahlı Kuvvet'te 5.800.000 Suriyeli dedi. Hı-hı. Şimdi burada da 4.5-5 milyona yakın, resmi rakam resmi olmayan bilmiyoruz. Demek ki orada bir 12 milyon Arap, Sunni Arap nüfusu zaten yaşıyormuş. Onların bölgesiymiş. Orada tekrardan o insanların yaşayabileceği imkanları doğurmak lazım. Bunu sağlamak lazım. Ve bu bağlamda da yani Suriye'nin hani bu yanlış politikayı söylemeden böyle ortadan başlayıp çıkmakla olmayacağı için buradan başladım. Peki. Fakat bu Kayseri'deki meseleleriyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Tabii. Orada da insanların başta çıkış noktasında suçluyu polise vermek istemeyen ailesine karşı polisimizi korumak üzere bir isyan ettiği söyleniyor başlangıçta. Hmm. Fakat sonradan o olaylar yani bizim insanımızı da halkımızı da sanki polise karşı baş kaldırmış bir halk olarak hepsini de aynı şeye atıp işte böyle provokatör, görevlendirilmiş falan olarak da değerlendirmemek lazım. Elbette ki bu belli ki organize bir şey. Ben de öyle düşünüyorum. Yani peşi sıra gelen Türk bayrağının yakılmasıyla Suriye'deki olaylara da baktığımız vakit. Fakat bizim insanımızın tepkisi bir, bunca zamandır bastırılmış belli ki birikmiş bir öfke var. İki, ekonomik koşulların yarattığı bir takım
öfke ayrıca var. Gerginlik var. Doğru. Üçüncüsü tabii bir de öyle bayrak yakma görüntüleri geldi mi bu konuda da bizim insanımızın milli hassasiyetleri var. Hı-hı. Dolayısıyla ben de bu provokasyonlara karşı herkesin dikkatli olmasını temenni ediyorum. Ama insanlardaki öfkeyi de anlıyorum. Fakat bunun yeri ve yolu ve yöntemi kesinlikle bu sokaklarda bu eylemleri yapmak. Evet evet, yapmadan ve bize yakışır bir şekilde, Türkiye'ye yakışır bir şekilde sağ salim, yani bu bir sürü çocuk var, kadın var bu tabii. insanlar içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ordusu her zaman bu konuda asaletiyle tanınır. Biz de kendimize yakışan şekilde bu işi sonuçlandırmalıyız diye düşünüyorum. Peki, şimdi yani Kayseri konusunun da ayrıntılarına çok giremiyoruz. Bir yayın yasağı var. Hı. Hassas bir konu. Çok ne yazık ki rahatsız edici de bir konu zaten. Onu da not düşerek size geçeyim Hasan Bey. Yani sığınmacı konusu yanlış Suriye politikasının bizim omuzlarımıza bıraktığı bir yüktür diyor evet. Elfin Hanım. Hatta CHP de bugün 10 maddelik bir Suriye çağrısı yaptı. Aynı ifadeyle, yani şöyle, bu politika, Suriye politikası, Orta Doğu politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Değişmeli Türkiye'nin sığınmacı politikası diyor. 10 madde, uzun uzun bahsetmeyeyim ama ana fikir bu. Evet. Öyle mi? Şimdi çok başka şeyler söyleyecektim ama Elfin Hanım öyle bir noktadan girdi ki ben oraya bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tabii. Dedi ki batıdan doğuya göç olmaz. Çünkü kaynakların paylaşımı konusunda hep batıya yönelir insanlar. Göçler o yönde oluşur. Güzel ama buna katılmıyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Şu anki göçün sebebi batı. Göçün sebebi Amerika ve doğrudan batı. Neyi kastederek söylüyorum? Bir, Sovyetlerin çökmesinden sonra NATO konsepti değişti. Fundamentalizmle mücadele olarak konsept değişti. Ve fundamentalizm eşittir İslamik terörizm eşittir İslam oldu. Ve terörist tanımını hiç unutmayın. El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in bir fotoğrafı vardır. Dikkat edin. Hollanda'daki alçak karikatürlerde bile Hazreti Peygamber o şekilde çizilmiştir. Elinde bir Kaleşinkov sararmış. Dişler uzun, sakal ve sarı olan bir tip. Ve bu tipleme özel olarak çalıştırıldı. Özel olarak yapıldı. Ve bu tipleme üzerinden İslam eşittir İslamik terörizm eşittir fundamentalizm eşittir düşman. Bu konsept NATO konsepti. Bir. İki. Oğul Bush 11 Eylül saldırılarından sonra şöyle dedi. Haçlı savaşı başlatıyoruz, seferi başlatıyoruz. Bu İslam'la Batı'nın mücadelesiydi. Can Bey'e hatırlatmak için söyledim bunu. Üç. Irak, Suriye, ama Libya, Hasan Bey, Libya, Cem Afrika, Bey, bizim Afganistan. Bizim halkımızı İslam karşıtı dedi. Yani bizim halkımızdaki bir gruba bir dakika onu karıştırmayalım. Tamam, orayı da söyleyeceğim İslam canım. Onu da söyleyeceğim canım. Ondan söyleyeceğim. Bizim halkımızda bizim halkımızda da var. Evet. Bizim Hazreti halkımızda Muhammed'e da var. Neler söyleniyor ya her şimdi, gün. Yani sosyal medyada Hazreti Muhammed'e YouTube'da şu anda Gazze meselesinde Hamas'a terörist diyen kimdi canım daha? 6 ay önce terörist diyen kimdi Hamas'a? Yani sosyal medyada Hazreti Muhammed'e bunu söyleyenler açıkçası toplumda temsiliyeti yüksek var. Bir grup. Serap Hanım yani itiraz ediyorsunuz ama yani Türkiye'de İslam düşmanı, devam ediyor. Türkiye'de İslam düşmanı, İslam düşmanı bayağı var. Ben YouTube'da bir girin. Ama yani açabiliriz. Yani çok şimdi, var. Şimdi Irak paramparça, Suriye paramparça, Libya, Afrika'yı saymıyorum bile. Göçlerin yaşandığı yeri söylüyorum. Hı. Afganistan. Peki bir sorum olacak aslında. Afganistan tabii biraz sonra birkaç dakika müsaade konuşalım. Suriye paramparça. Afganistan söyleyeceğim merak etmeyin. Elfin Hanım söyledi. Suriye politikamızın yanlışlığını söyledi. Onu da söyleyeceğim ben merak etmeyin. Bakın Irak, Suriye, ya Libya, Afrika, Afganistan var, yüzden, evet. Paramparça. Niye? Amerika'nın müdahalesi ve Batı'nın müdahalesi. Buna biz de müdahale ettik mi? Evet 2015'e kadar. Peki bizim şu anda Astana süreci 2016'dan sonraki politikamızın değiştiğine işaret değil midir? 2016'ya evet, kadar Astana süreci de bir şey yok. Yani İran, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde geliştirdiği inisiyatif. Zaten şu anda Esad'la Erdoğan'ın tekrar bir araya gelme ihtimali de Astana süreci üzerinden şekilleniyor. Yürüyor, evet. Dolayısıyla evet biz 2016'ya kadar Suriye politikasında yanlış yaptık.
Neydi tam olarak? Yanlış neydi? Yanlış yok. Ama bir dakika, yanlış yok. Işte. Bakın bakın ben bunu yazdım, bir söyleyebilirim. 2013 diyor Cem Küçük. Neden 2013? Bitirsin de sonra. Ben söyleyeyim. Bunu yazdığım için söyleyeyim. Yeni Şafak'ta duruyor, bir önce Yeni Şafak'ta da yaptı Cem Küçük. Eğer Fatih'te at pazarında plastik iskemliğe oturup da ters oturup da elinizdeki telefonla Suriye'de devrim yaptığınızı düşünerek adam toplarsanız bu politika yanlıştı. Tamam. Neyi kastederek söylüyorum? Muhalifler adı altında Esad'ın kadrine uğramış olanlar var. Bir de orada devrim hayali kuranlar vardı. Türkiye'nin orayı hükümet dahil, hani ki onu yazık çizik söyledi de, yanlış bir politika izlediğini söyledik. Hı hı. Ama 2016'dan sonra ne oldu? 2016'dan sonra Astana sürecinde bir süreç başladı. Aynı süreçte bir şey daha var. Böyle parça parça gidiyorum ama. Putin o Astana süreci başladığı zaman bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortak canlı yayında basın toplantısında. Birden dedi ki Adana mutabakatı var aranızda ya dedi. Adana mutabakatı. Adana mutabakatı ne? Türkiye ile Suriye'nin terörle mücadele konusunda ortak hareket edecekleri mutabakat metni. Putin söyledi bunu. Ve bu süreç başka bir noktaya gitti. Doğru, Elfin Hanım söyledi zaten onu. Türkiye'nin Suriye'deki ilk savaşta, ilk bölümde doğrudan taraf olması ve Esad'ı devirme politikası. Bunu yanlıştı zaten, kabul etti. 14'e kadar. Bunu kabul etti Türkiye. Evet. Ve politikasını değiştirdi zaten. Can Bey, sorunun cevabını aldınız mı? Devam edeyim. Şimdi. Aldım ama. Efendim? Eleştirim var. Aldım, eleştirim var. Olur. Eksik söyleyeceğim. Şimdi ben bu olup bitenlerle ilgili şuradan devam etmek istiyorum. Dolayısıyla bu hani Haç Savaşı, efendim Batı'nın Orta Doğu ve Uzak Asya, hatta Afrika konusundaki politikalarının asıl göçün nedeni olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani insanlar Afrika'da sefalet içindeyse bunun sorumlusu Batı sömürgesidir. Ama şöyle bir şey diyor Elfin. İnsanlar yani, Irak'ta birbirinin boğazı çökmeye başlamışsa. Sebepler dediğiniz gibi doğru. Ama oradan kaçması gereken, bir yere göç etmesi gereken insan bireysel olarak nereye çeviriyor rotayı? Arabistan'a gitmiyor, başka bir yere gitmiyor. Ya da onlara gidiyor, diyor ki ben burada, bu ülkeler belki dünyaya böyle bir çifte standart, böyle bir yıkım yapıyorlar dış politikalarıyla. Tamam. Ama kendi vatandaşlarına bu standartları sağlıyorlar. Ben orada var olabilirim, tamam, diye işte Ege'de binlerce insan boğulmadı. Oraya gidiyor. Ya aslında kastettiği böyle bir rotayı takip etmesiydi. Yani genelde böyle oluyor. Neden insanlar bütün buna rağmen bu Batı'ya gidiyor diye. Şöyle dense tamam, size anlıyorum, katılıyorum da. Ama bu böyle olmadı. Hakça bölüşümün orada olduğun için o tarafa yöneliyor Tayyip insanlar Bey'in diye düşünüyorum. Tayyip Bey'in 2013'te bakın. Şimdi bir şey söyleyeyim Hasan abi, Can'a. 2013'te Tayyip Bey'in tweetleri var önümde şu an. 2014, 13, 14, 15. Suriye'de bir PKK devleti kurdurtmayacağız. Bakın 2013, 14, 15. Yani bunun da altını görelim. O nüfus boşaltmaları, bir kısmı gelmeleri. Bakın Tayyip Bey'in her sene atmış bunu Tayyip Bey 2016'ya kadar. Darbe girişimine kadar. Bunu hatırlatmak istiyorum sadece. Hı hı. Sonra genişletirim. Tamam. Şimdi dolayısıyla yani oradaki Elfin Hanım'ın perspektifine benim itirazım var. Evet, insanlar Batı'ya gitmek istiyorlar. Yani, hatta oradaki derdi ki refahtan pay almak istiyorlar. Ya bu benim botlarla, perspektifim değil, somut gerçekler. Açılıyor. Yani göçlerin istatistiğine tamam, göçlerin sebebini söylüyorum uçuyor ben de. Göçlerin sebebi Afganistan'da 1979'dan bu yana önce Sovyet işgali, sonra Amerikan işgali olursa elbette insanlar kaçacak yer arar. Gerekçesini söyledim. 200 yıldır Afrika sömürülüyorsa kaçacak yer arar tabii ki. Orta Doğu'da Suriye'yi parçalamaya yönelik bir politika varsa, Libya'nın parçalandığına dair politikalar varsa, İran, Amerika... İsrail niye kuruldu orada mesela? Ya, yani İsrail'in amacı zaten Orta Doğu'yu parçalamak. Tamam. Kurulmuşsa ve insanlar buralarda acı çekiyorlarsa bir yere sığınma ihtiyacı var. Ama çok doğru. Zengin İslam ülkeleri de var. Oraya gitmeyi neresi, tercih etmiyorlar. Neresi mesela? Suudi Arabistan niye gitmiyorlar? Demokrasi yok. Suudi Arabistan'da ne kadar yabancı olduğunu biliyor musunuz? Nüfusunun %35'i... Batılı yok ama yani. Ha bak, hayır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çoğu Hintli. Bakın Bangladeşli, Myanmarlı, ama Pakistanlı... Ama siz duymadınız, Cem Küçük dedi ki çünkü demokrasi yok. Demokrasi yok.
Ya yani anladım, o yüzden Amir, oraya gitmiyorlar. Yani bireysel yönelimden bahsediyoruz. Anladım işte. Ama ben bunun bir ezber olduğunu yoksa düşünüyorum. Sebepler konusunda... Yok, ben ezber değil, söyleyeceğim. Sonra dış politika... Gelecek mi? Dış politika... Gelecek. Ben, hatta reklama gitmeden size gelmem lazım. Ben yine bir hatırlatma yapmak istiyorum Elif'in Hanım'a. Güzel bir noktadan yaklaştı. Atatürk'ün dış politikasından yaklaştı. Ama Atatürk'ün dış politikasını hatırlarken Atatürk'ün Hatay hayalini de hatırlamakta fayda var. Sadece bu kadar söylüyorum. Bu kadar. Yani Hatay meselesi Mustafa Kemal'in kişiselleştirdiği şahsi, bir meseleydi. Benim şahsileştirdiği bir meseleydi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Reklama mı gideceğiz? Hayır, reklama gitmeden Can Bey'e de söz vereyim. Üç cümle söyleyebilir miyim? Şimdi buraya not aldım. Bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz evet. 1993'te Madımak'ta, Sivas'ta çok vahim bir hadise yaşandı. Vahim ötesi. Evet, söyleyeceğim. Ötesi de var. Doğru. Şöyle ama olayların gelişimi ve yapılış şekliyle vahimliğini kastediyorum. Yani bir kitlesel eylemmiş gibi gelen ama hala Sivaslıların önemli bir kısmının ya bu insanlar da nereden geldi? O oteli ateşe verenler kimlerdi diye hala sordukları bir mesele. Hala karanlık yönleri olduğu için onu söylüyorum. 2-5 Temmuz'da, 2 gün sonra da Başbağlar'da bir katliam oldu biliyorsunuz. PKK'nın üstlendiği ve o da bambaşka, kapkaranlık. Şimdi bu hadisler yaşandı memlekette. Bugün 2 Temmuz bak, yıl dönümünden bahsediyoruz ya. Vahim, vahim ötesi, korkunç bir şey yaşadık. Bunun tarihimizde, yakın tarihimizde başka örnekler de var. 6-7 Eylül 1955 evet. olaylarını da kasteye söylüyorum. Türkiye'de, Türk devleti güçlüdür, büyüktür, amenna. Ama operasyona açık bir vaziyetimiz var. Suriyeliler meselesi üzerinden, geçici koruma altındaki yabancılar meselesi üzerinden istismara açık alanlarımız var. Buralarda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor maalesef. Çünkü o istismarcı alçak, o kız çocuğuna istismar ederken eline kamerayı alıp çeken alçak, onu o kıza müdahale etmek ama yerine... Ama ayrıntıyı lütfen şey yapmayalım. Tamam, ayrıntı gibi tamam. Zaten ayrıca... Yerine onu paylaşma ve bu çocuk Kürttür diye paylaşarak milleti galeyana getiriliyorsa burada durup bakmak lazım. Cem'in hatırlattığı kamyonlara doldurup sabıkalıları... İşte efendim sığınmacıların olduğu yerlere götürmek bambaşka bir provokasyondur. Bunlara da dikkat etmek lazım, daha konuşalım. Serap Hanım, bir şey söyleyebilir miyim tam çok yeri kısa. Gelmişken? Yine sizin programınızdı. Bizden evvel Hakan Fidan vardı, Dışişleri Bakanı, hatırlıyor musunuz? Yine Cem Küçük de vardı, onu yorumluyorduk. Ben orada evet. demiştim ki 3. Dünya Savaşı kadar önemsediğim sözü de sığınmacılar. Çünkü bizim için bir güvenlik meselesi haline gelebilir olası bir. Bakınız daha bir haftası da olmadan yaşananlar. Hatta Cem Bey de dedi ki ne olacak, ne yapacaklar? Hatta ben de dedim ki uyuyan hücreler yok mudur? Yani bu insanları birbirine düşürecek. Provokasyonu yapan bizim milletin bazıları. Suriyeliler provokasyonu yapmadı ki. Ya ama şimdi bir dakika, bu size yumuşak karnınız. Ne alakası var verdiğiniz örnekle? Yumuşak şimdi karnınız. Türkiye'de nasıl provokasyon aha, yapan... Hasan Bey'in söylediği de o yani. Hayır hayır bakın açık hiç alakası yok. Ama yumuşak karı şey. Hayır hayır hiç alakası yok. Bakın ben çok geri söyleyeyim. Türkiye'de bu yabancı mültecilerin Türkiye'de provokasyon yapma ihtimali her yerde sıfıra yakındır. Bizde bu provokasyonu yapanlar, ya bir polise, gün önceden de Kayseri'de toplanalım diyenler, tecavüzcüleri toplayanlar, uyuşturucu kaçakçısı toplayanlar, getirenlere bakın. Provokasyonu yapan burada maalesef bizim nüfusumuzda kayıtlı kişiler. Suriyeliler yapmıyor. Siz bizim insanımızı çok suçluyorsunuz. Bu çok yanlış. Hayır ya bakın. Ben bu çok suçlamıyorum. Yanlış, bakın dünyanın burada, her yerinde Elfin Hanım, BBC'nin 2001 raporu var önümde BBC'nin. Dünyanın her yerinde mülteciler gittikleri yerlerde... O ülkelerin vatandaşlarına göre daha suça bulaşırlar. Önümde Ali Yerlikaya'nın ve Süleyman Soylu'nun raporları var. Bugün de aldım. Normal Suriyelinin karıştığı suçlar Türk vatandaşlarına çok çok daha. Çünkü var kalmak isterler. Bir de onların kendi iç kavgalarından kaynaklanıyor. Ve Türkiye'de öyle olay. Bu provokasyonu yapan maalesef içimizdeki bazı kişiler. Onların da kim olduğunu devlet biliyor. Ama teslim olmak istememişler polise. Peki. Ya Suriyeli bir şey yapmıyor. Ama oradaki Kayseri'deki olayı Türkler yaptı diye de bakmak şey yapıyor. Lazım. Cem. Bir şey söyle bakın KCD'de de var. Elbap ve Azez'de olanlara da bakmak lazım. Yani o, Türk bayrağının bak, indirilmesi. O da şu ama bak. O da sonra o da, siz bizi sattınız Esad'a, PKK'a bizi siz PKK'lara satacağız diyenler. Gerilimli bir alan olunca can karşılıklı da olabilir. Can hakkını helal bir şey. Yani, can hakkını helal etsin şey. Bak bu olayı yapan da... Edecek misiniz bilmiyorum. Hakkı, geldi dayandı MİT reklam Can Bey. MİT yetkilileriyle bir görüşün. Genelkurmayla. Türkiye'de Suriyeliler geri dönerse... Esad'la anlaştık. Geriye 1 milyon 2 milyon buralara evet. gelecekler. Bunu kim istemez?
Amerika ve PKK. Aynen öyle. Bunu yapan PKK'dan yazdım. Amerikalı. Bak, ve İngilizler yaptırıyor. Peki şimdi bir söz verelim. Bir başlasın tamam. Can Bey oradan Sura devam edelim. Hocam. Bir girizgah yapın lütfen. Yok estağfurullah. Sorusuz geliyoruz şöyle, çünkü soru belli. Buyurun. Şimdi bir 13 yıldan beri uygulanan Suriye politikasının yanlış olduğunu gördük. Şimdi biz bu yanlışta 13 yıl boyunca neden ısrar ettik? Ve sınırlarımızı neden Suriyeli göçmenlere açtık? Tabii ki oradaki insanlar, savaştan kaçan insanlara kucak açacağız. Tabii ki zorda kalan bize geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçanlar da Türkiye'ye. Bilim insanları geldi, kucak açtık hepsine. Şimdi açacağız ama hepsinin de bir normali olmak zorunda. Biz hep uçlarda yaşayan, hep anormallerin ülkesi oluyoruz ne yazık ki. Şimdi bir, Kayseri'deki olay, provokasyon. Provokasyon olduğu çok açık. Orada insanların sokağa dökülmesi. Şimdi tabii ki yaşanan olayın ne kadar iğrenç bir olay olduğunu zaten tartışmıyoruz bile. Ama burada devletin Suriye politikasıyla alakalı durumu getirip bu provokasyonun üzerinden tartışırsak o zaman Türkiye'nin her yerinde bu provokasyona açık bir durum haline gelir. O yüzden bizim bu provokasyonu Kayseri'deki evet bunu orada tutup güvenlik güçleri zaten kontrol altına aldı ve sosyal medyada hep şimdi özgürlükçülük başka bir şey ama özgürlüğü bizim canımızın istediği gibi kullanmamız başka bir şey. Şimdi tweet atıyorlar. Diyorlar ki işte Mehmetçik Türk bilmem ne bayrağı öptü. Şimdi ve bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Veya bir tweet atıyor, bir görüntü paylaşıyor. Diyor ki 10 yıl önceki görüntüyü sanki bugün olmuş gibi paylaşabiliyorlar. Şimdi bunun önüne geçmedikten sonra Türkiye provokasyonlara hep açık olur. Ama bu noktaya nasıl geldi Türkiye? Şimdi 13 yıllık yanlış Suriye politikasını eleştirmeyecek miyiz? Evet, provokasyonlara karşı olalım, itiraz edelim. Provokasyonlara karşı yan yana duralım. Provoke eden insanların karşısında olalım. Onlar en ağır şekilde cezalandırılsın ve biz bu cezalandırılmaya destek verelim. Ama daha sonrasını artık epey zorladı yönetmenim Gizem beni. Bir bölmek istemedim. Amadan sonrasını reklamdan sonra alalım sizden. Peki. Can Bey. Bir reklam arası. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Can Özçelik'te kaldı söz. Sığınmacı sorunu ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan bu karışıklıkların Kayseri ile ilişkisini değerlendirirken ama dediniz sözünüz yarım kaldı Can Bey. Buyurun lütfen. Ses var mı? Bana buraya duyamıyoruz ama herhalde bir kapalıysa sesiniz bu arada beni duyuyorsanız. Evet, evet geliyor şimdi buyurun. 13 yıldan beri devam eden yanlış Suriye politikasından bugün dönüldü. Evet çok güzel. Tebrik etmek lazım. Ve doğrusu da bu. Hı hı. Ama bu eleştiriyi yapmak zorundayız. 13 yıl boyunca bu hatalar yapıldı ve bu hatalardan dolayı bugünlere gelindi. Evet bir provokasyon var. Hı hı. Ama bu provokasyonun da nedeni de var. Sadece görüntü paylaşıldı, taciz oldu. Onun ötesinde bir şey. İnsanlar eleştiri noktasının ötesine çıktı. Türkiye'deki göçmen sorunu, mülteci sorunu nedeniyle. Şimdi hepsini bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden sadece bir noktaya bakıp provokasyonlar üzerinden Türkiye ırkçılık yapıyor. İşte Türkiye'de ırkçılık arttı. Bu doğru bir tespit değil. Evet, Türkiye'de milliyetçiler ve milliyetçilik üst seviyeye çıktı. Milliyetçi söylemler üst seviyeye çıktı. Ama bunu milliyetçi söylemler üst seviyeye çıktı diye eleştiri yapanları da, mülteci eleştirisi yapanları da ırkçı yaftası yapılması çok doğru değil. Yani hep bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ve bu provokasyonlara karşı da hep beraber karşı olmamız lazım. Çünkü bunun önü alınmaz. Eleştiri yaparken de tabii ki hakkaniyetli yapacağız. Bir taraftan bunu yanlış uygulamalar yaparken Ukrayna-Rusya savaşında da Türkiye'nin aldığı tutum tüm dünyaya örnek oldu. Yani Almanlar Rus orkestra şeflerini sınır dışı etmeye kalktı. Yani şimdi burada da Türkiye çok doğru bir tutum aldı ve Atatürk'ün o dış politikasını dünyaya gösterdi. Yurtta sulh, cihanda sulh politikasını
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gösterdi. Ve Türkiye'nin aldığı tutum tüm dünyanın ötesinde o işgalci Avrupa'ya da bir ders oldu. Şimdi doğudan evet doğudan batıya göç olur. Batıdan doğuya işgal olur, sömürü olur. İngiltere Hindistan'ı sömürür, Fransa Cezayir sömürür. Amerika gelir Orta Doğu'da İsrail diye bir ülke kurar. Orta Doğu'ya bir karakol yerleştirir ve Orta Doğu'nun tüm dengelerini bozar. İşte Irak Savaşı'nı, Irak'ı kim parçaladı? Suriye'yi kim parçaladı? Şimdi bizim burada, Elfin Hanım'a orada katılıyorum, doğru. Yani Atatürk dış politikasıyla hareket etmemiz lazım. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Türkiye'de gerçekten, ekonomide de öyle. Geçen hafta Ümit Kocasakal bunu yine aynı stüdyoda anlatmıştı. Biz hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Gerçekten Atatürk'ün ekonomi politikası, Atatürk'ün dış politikasıyla Türkiye'yi bambaşka bir hale getirebiliriz. Ya 10 yılda Türkiye savaştan çıkmış, işgalden çıkmış ve 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923-33, 38'e kadar, hadi 38'i ve 35'e kadar diyelim. Yani 10 yıllık süreçte çok büyük atılımlar yapmış. Yani şimdi bu politikayla, Atatürk politikasıyla Türkiye her şeyi aşabilir. O yüzden bizim kendi dengelerimizi kuran, Orta Doğu'da da kendi dengelerini Avrupa'ya ve Amerika'ya kabul ettiren, Asya'da da o dengeler üzerinden hareket eden bir ülke olmalıyız. Bugün Türkiye olmadan Çin, Rusya, Batı'ya karşı bu kadar dik durabilir mi? Bu Türkiye'nin durduğu yer ve Türkiye'nin tutumuyla alakalı bir durum. Veya Batı, Türkiye ile olan ilişkilerini sağlamasa İran'da, Irak'ta, Suriye'de bu kadar rahat hareket edebilir miydi? Şimdi bu dengeyi bizim bu denge politikası üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bizim bugün 13 yıllık yapılan yanlıştan dönüldü, eleştiri yapalım ama iktidarı da bu yönde desteklememiz gerekiyor. Yapılan yanlıştı, eleştirileri yapacağız ama bundan sonra Suriye ile olan ilişkileri hem Türkiye'deki o mülteci sorunu hızlı bir şekilde çözebilmek, Türkiye'deki o Suriyelileri tekrar ülkelerine rahatça gönderebilmek için Suriye ile Esad'la masaya oturmamız lazım ve 15 yıl önceki, 20 yıl önceki Orta Doğu politikasını izlememiz gerekiyor. Evet ve terörle mücadelede de tabii ben, keşke işbirliği alanları olabilse. Can Bey'e bir düzeltme borcum vardı. Tam bağlam geldi. Yapabilir miyim? Bir dakikalık bir. Tamam. Ben kendi yayınımızda Ülke TV'de Can Bey'in başında olduğu kurumun Oda TV'nin yaptığı Fatih'te, Hırkayşerif'te, Akşemsettin Caddesi'nde ve Koyunbaba Parkı'nda yaptığı haberi eleştirmiştim ve şöyle bir ifade kullanmıştım. Oda TV provokasyon yapıyor diye. Can Bey'le biz konuştuğumuzda evet biz haber yaptık demişti. Ben de dedim ki bunu düzelteceğim. Provokasyon çünkü ağır kaçtığını. Oda TV o haberi yaptı, dikkat çekti. Provokasyon değil, o konuyu dikkat çekmek için yaptığını söyleyeceğim demiştim. Tam yeri geldi, onu hatırlatmak istiyorum. Can Bey, teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Üzerinden zaman tabii, geçti, geçti ama yeri gelmişken yeri geldi. Evet, söyleyelim evet, diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkürler. Eyvallah. Şimdi bugün vaktimiz dar, 11'e kadar devam edeceğiz ama konuşacak çok konu var. Sığdırabildiğimiz kadar. Sinan Ateş davasının ikinci duruşması görüldü. Dünden beri yani ifadelerini değiştirenler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir örtbas çabası olduğu yönünde bir işbirliği yapılmışçasına bir tutum var, ifadesi var. Onun da tam doğru ifadesini bulmam lazım. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük dedi dün duruşma çıkışında yaptığı açıklamada. Cem Küçük, söz sıra size geldi. Ortaya Suriye bugün konuyu çıkan... kapattık mı? Efendim? Suriye konusu kapattık mı? Aslında geçtik. Yani bir, yok tamam yok hayır. Özel tamam, bir not yok, varsa olur ama zaten daha kabine değişikliğine de yorumlarınızı almak istiyorum. Ortaya çıkan tablo yani duruşmanın ilk gününden şu ana size ne söylüyor? Şimdi ben Sinan Ateş davasındaki ifadeleri her sabah okuyorum. Kim ne dedi ne verdi diye. Ben bir kere örtbas edildi diye bir şey baştan aşağı palavra. Yani bir kere ifadelerin değiştirildiği yani savcılıkta verilenler doğru. Ama bakın bu ortada bir cinayet var. Bu cinayetin için bunu azmettiren var, tetikçi var ortada. Hı hı.
Yani belli ki bir alacak verecek meselesi diyen var, nefret diyen var, başka şeyler diyenler var. Perde arkasında işi daha da büyük komploya götürerek, yani bunu böyle televizyonlarda söylemiyor insanlar ama özellikle MHP'ye çamur atmak isteyenler, ülkücülere çamur atmak isteyenler, bu işin arkasında böyle yok uyuşturucu işi var, o yok bunun hesabı var gibi böyle akla zarar. Yani işte bu isimler uyuşturucu işi yapıyormuş da işte MHP'li milletvekilleri bunları azmettirmiş de diyenler de var. Sayın Bahçeli bu davaya müdahil olmak istedi MHP. Doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle mahkeme reddetti. Bahçeli elindekilerin hepsi verildi ve verileceğini söyledi. Hı hı. Ve o davaya bakın. Hani demin provokasyon dedik ya. Sayın Bahçeli MHP'ler istese bu olayları istediği gibi büyütebilir, kendi yerlerine çevirebilirler. Bir kişiyi göndermedi. Avukatlar dışında ne bir ülke ocaklarından ne bir MHP'den biri. Ha, o ifadeler doğru mu yanlış mı? Bir kere yani adı geçen Olcay Kılavuz'un evinde değil sitenin dışında görüştüğü ortaya çıktı. O adamı da olayı duyduğu için o olaya karışanlardan birine söylemiş. Serdar Öktem avukat olayla pek ilgisi yok gibi görünüyor. Zaten kamuoyu baskısından alındım diyor. Bir iki isim daha. Benim gördüğüm bu olay evet bir sebebi olduğu belli ama bir alacak verecek para meselesi olduğu gibi görülüyor. Başka bir şey olabilirse bu ortaya çıkacaktır ama burada MHP, ülke ocakları ya da bunlar işte MHP'li işte Ulvi Bey ya da işte Semih Bey bu işleri provoke etti, yaptırdı demenin ben baştan aşağı saçmalık ve kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Nasıl Alman istihbaratı raporunda ülke ocaklarını böyle tehdide koydu bu sene? İki hafta önce burada tartıştık bir pazar günü. Yani bugün bu işi MHP'ye yıkmak isteyenler, şimdi bakın orada bir tanığın verdiği, bir sanığın verdiği ifadede bize bir kağıt gösteriyorlar. Bu işi MHP'ye yık geç. Hani o Ankara'daki bazı polislerin MHP ya o hani gizli tanıkla konuşuyor ya. Bak ne diyor polis? Çünkü tutuklu o. Şevket denilen polis. Organize şube müdürü. Ya diyor işte MHP'li AK Parti'nin işi bitti. Sen de diyor vur geç. Aynen, kayıtları dinledik. Aynısı burada da var. Burada bakın çok net. Evet bir cinayet var. Münferit mi değil mi ortaya çıkacaktır. Kimse gizleyemez. Kimsenin gücü de yetmez. Erdoğan bir kere Ayşe Hanım'la görüştü. O fotoğrafları verildi. Sonuna kadar kimse ortaya çıkacağız ama burada bence bazı yurt dışındaki FETÖ'cü ve yurt dışındaki bazı firari gazetecilerin de bu işi MHP'ye yıkmaya, ülke ocaklarına yıkmaya, MHP'nin değerli milletvekillerini, Sayın Bahçeli'yi, ülke ocaklarını zan altında bıraktıklarını görüyoruz. Bakın Almanya'dan yayın yapıyor FETÖ'cü gazeteciler ve buradaki firari gazeteciler MHP ve ülke ocaklarını eleştiriyor, suçluyor. Alman istihbarat raporu da MHP'de ülke ocaklarında diyor dikkatli izleyelim burada da diyor ajanlık faaliyetler olabilir diye MHP'yi neredeyse ülke ocaklarını bir terör örgütü gibi göstermek gibi niyetleri var. Evet bu sökmez. Bu burada bir MHP'ye ülke ocaklarına çekmiyor bir operasyon var. Elbette fail zaten iyi bakın bir cinayette bunu ben avukatlardan öğrendim yetkililerden. 22 kişi dediler tutuklu olmaz. Bakın bir cinayet var 22 kişi tutuklu. Yani arabayla götürenler, kapıyı açanlar, telefonla bakın aynı yerden baz verenler bile alındı. Belki onların bir kısmı tahliye olacak. Yani aynı yerden baz veriyor diye sinyal alınanlar zaten bir tane söyle diyor. Ben diyor niye alın? Arkadaşım tanıyorum cezaevinden çıkmış onunla konuştum ama diyor. Ben ne cinayeti biliyorum, niçin onu öldürdüğünü biliyorum diyor. Niye gideyim otelde kendisini yapayım? Para, sonra, bir ödeme yapmış ama işte onun üzerinden olmadı. Bir ilişkilendirme. Otele ben diyorsun, biliyorsun otele gittiğiniz zaman emniyet kaydınızı alır. Otel kaydınızı alır, emniyete verir ve hemen bir suç varsa gelir. Ben niye emniyet otele gideyim diyor. Ben burada çok net bir cinayet olduğunu altını çizmeye beraber kim varsa ortaya çıkıyor zaten. Ama burada MHP'ye ve ülke ocaklarına ya onları hedef göstermek isteyenler var. Ayhan Bora Kaplan davasında alan o polisler de hepsini bir bütün düşünmek lazım. Peki siz ne dersiniz Elfin Hanım? Yani işte bir alacak verecek meselesi de olabilir diyor Cem Küçük. Diğer taraftan da işte bu alacak verecek meselesine dönüştürülmeye çalışılıyor diye de bir eleştiri var. İfadelerin polisteki ifadeleriyle mahkemede söyledikleri de farklı. Bunun üzerinden de yine eleştiriler var. Buna dikkat çekiliyor. Siz ne dersiniz son ortaya çıkan duruma bu iki duruşma üzerinden? Bir kere bu tür hukuki meselelerde özellikle de yargılama sürerken çok dikkatli hükümler vermek lazım. Yani bunun kesin olarak bir alacak verecek cinayeti olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi
siyasi bir cinayet mi? Eğer ki siyasi bir cinayetse de bu kimler arasındaki husumetten doğmuştur. Kesin hükme varmak zor. Her iki tarafında kesin hükmünden kaçınmak lazım yargılama sürdüğü için. İkincisi, yine dosya spesifik bir dosya olduğu için bunu takip eden ve her gün yargılamalara giden gazeteciler var. Ben de bu gazeteci arkadaşlarımızdan işte İsmail Saymaz gibi, Murat Ağırel gibi, Timur Soykan gibi bu davayı takip ediyorum. Onların açıklamalarından takip ediyorum. Benim bugün dikkatimi çeken husus iki nokta çok bu yargılama başladığından beri dikkatimi çekti. Aynı zamanda siyasilerin de açıklamalarını hep dinledim, yani yargılamaya katılan. Çünkü ben yargılamaya katılmadım. Katılmadığım için görmediğim, izlemediğim bir dava hakkında da tespitte bulunmam çok yanlış olur. Fakat katılan siyasilerin de söylediği, gazetecilerin de söylediği, özellikle dosyada adı geçmeyen üçüncü kişiler tarafından sorulan soruların, yani Ayşe Ateş'in, Sinan Ateş'in avukatı tarafından sanıklara sorulan soruların bu dosya dışı sorulardır diyerek cevaplandırılmamış olması. Şimdi burada bir davanın nereye kadar uzanacağını, ki madem MHP'de kurumsal olarak nereye kadar gidiyorsa gitsin, hani kim konuşacaksa konuşsun deniliyorsa, o zaman burada soru sorulan, akılda şüphe olan, özellikle eşinin hakkında var olan şüpheler üzerinden yürütülen isimler var ise, bu isimlere dair soruların da rahatlıkla cevaplanabiliyor sanıklar tarafından olması gerekir. Ki bunun da hukuki dayanağı olduğunu daha bugün İYİ Partili bir hukukçu ekranda maddelerini söyleyerek söylemişti, Tolga Bey. Fakat ben o maddeleri tam olarak dediğim gibi bilmiyorum, ama yani dosyada adı geçmeyen isimlerin de sorulabileceğine ve araştırmanın, soruşturmanın kapsamının genişletilebileceğine dair yasal ceza hukukunda da hükümler olduğu belli. Şimdi birinci sorun bu, şu anda genel olarak yargılama üzerine sıklıkla konuşulan. İkinci mesele de, bu da birazcık daha işin siyasi kısmı gibi, çok enteresan bir şekilde hani sıradan bir alacak verecek meselesinde bu sanıklardan birinin duruşmada Bay Kemal neredesin demesi. Şimdi sıradan bir alacak verecek meselesinde bu kişilerin bu tehdit unsuru sayılabilecek sözü neden söylediğinin iyi araştırılması gerekiyor. Yine eğer ki sıradan bir alacak verecek meselesi ise, bugün ben İsmail Saymaz'ı dinledim, bana dönerek elindeki dosyayı salladı ve sen göreceksin dedi diyor. Tehdit etti beni diyor yine sanık için. Yani ve çok enteresan, yine takip eden gazeteciler çok cüretkar tavırlar içerisinde olduğunu söylüyor sanıkların. Yani normal bu tür duruşmalarda sanıklar daha mağdur davranmaya ve hani daha az ceza almaya çalışırken, burada cüretkar bir tutum içerisinde siyasilere kafa tutarak, gazetecilere dosya sallayarak bir yargılama süreci içerisindeler. Şimdi bu iş, bu meselenin öyle siyasetten çok uzak bir mesele olmadığını, en azından sanıkların bu bağlamda siyasete uzak isimler olmadığını gösteriyor. Evet. Gerisini bulmak tabii ki hukukun peki işi. Yargılama sonucunda bunları göreceğiz. Dediğim gibi ben yani birebir izlemediğim için, ancak izleyenlerin aktardığından da bu kanaate varıyorum. Bir ekleme yapayım. Tamam. Bakın, o olayda muhalif, Elfin Hanım'ın söylediği muhalif gazeteciler alacak, mesela onlar herhangi bir şey demiyor. Mesela bu olay siyasi ise kimler bu işin içinde o zaman? Adamlar dosyayı anlatıyorlar. İşte alacak verecek, para deniyor, başka bir şey. Ama adı geçen diğer isimler ilgili bir tane somut delil yok. Hangi deliller konulmamış? Mahkemede hepsi açıklandı. Siz ne diyorsunuz buna? Elşin Hanım'ın bıraktığı yerden Hasan Bey. Şimdi tabii tekrara düşmeden anlatmaya çalışayım. Bir kere Sinan Ateş cinayeti ve davası bir kere siyasallaştı. Önce onu söyleyelim. Yani bu iş sıradan bir alacak verecek davası cinayetinin ötesine geçirildi. Kim yaptı bunu? CHP medyası yaptı. Bunu niye açıkça söylemiyoruz? CHP medyası yaptı.
Buna dikkat ederseniz. Ama eşi aşağı ama öldürülenin tehdit, bir kimliği yok mu Hasan Bey? Eski Ocakları Genel Başkanı değil mi? Bir siyasi kimliği yok mu? Eşinin yani? De bu konudaki açıklamaları var, var ya. Var da siyasetin öldürüldüğü anlamına gelmez bu. Hayır, eşi öyle bir delil yok. Bunları, ha, CHP, öyle bir delil CHP yok yani. Ben çıktı, iddianameyi yani, okudum, hayır, bütün ifadeleri Hasan okudum Bey, bugün. Bakın ben bugün bütün ifadeleri okudum. Yani eşinin iddiaları var. Hayır, eşinin bakın bir tane somut delil. Ne tutanaklarda, ne tapelerde, o ne şeyde siyasiler gitmek için iddia yok. O ayrı, o yargının bir şey. Ama Hasan Bey sadece CHP'ye bu işi fatura etti de yok, yok, fatura eşinin etmedim, iddialarını ne diyorsun? Anlatacağım. Şimdi ben hep bazen tekrarda yarar vardır. Et tekrar vahsen ve levkane 180 diye de güzel bir atasözü de var. Şimdi arkadaşlar siz normalleşme adı altında Sayın Bahçeli'den pazartesi günü randevu alıp isteyip salı günü randevu alınca o akşam Sinan Ateş'in acılı eşini Sözcü TV'ye çıkartıp şu cümleyi kurdurursanız Sayın Özgür Bey bana sordu. Bu cinayette Devlet Bahçeli'nin dahli var mı diye soru sordu. Ben de olur mu dahli değil haberini bile yoktur dedim cümlesini kurmuşsa buraya ben bir mim koyarım. Bir. İki. Kurdurursanız iki, derken kendi iki, bir iradesi yok mu? İki. Yani birileri mi cümle iki, kurduruyor ona? Yani direkt Özgür Bey'in sorduğu soruyu söylüyorum ya. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım'a sorduğu soruyu Sözcü Televizyon'da birebir anlattı. Kim anlattı? Şu anki ekrandaki Ayşe Hanım anlattı. İki. Salı günü görüşme sonrasında ne Devlet Bahçeli'den ne Özgür Özel'den hiçbir açıklama yokken CHP medyasında Özgür Bey Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetinde sizin MHP'nin dahli var mıdır diye sordu haberi çıktı. Şimdi bu ben buraya bakarım. Yani ben buna bir bakarım. Sonra tutup bir işin ısrarı aynı günlerde bir anda iddianame kabul edildi. İddianameden fotoğraflar çıktı. Dosyada çıktı fotoğraflar. İşte katili getiren araçlar dendi. Katilin o araçlardan gelmedi ortaya çıktı ama sonra bir şey diyeyim. Olcay Kılavuz katili evinde ağırladı dendi. Meğer katili değil olaya karışan bir şey senin girişinde. O da merakta öyle ayaküstü konuştukları da ortaya şimdi çıktı. Şimdi bunların hepsi belli bir medyanın işi köpürtmesi sonucuna geldi. Ne amaçlanıyor olabilir? Bir cinayetin aydınlatılması amaçlanıyor olabilir. Çok böyle ulvi bir şeydir bu. O amaçlanıyor olabilir. Ama aynı zamanda bizim 2 haftadır, 3 haftadır tartıştığımız Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair bir şeyler de amaçlanmış olamaz mı? Ben işin orasındayım. Evet bu bir cinayettir ve mutlaka aydınlatılması lazımdır. Ve artık siyasallaşmıştır. Ve burada herkes eteklerinde taşları döksün ki Devlet Bahçeli'nin cümlesi de odur, Sayın Bahçeli'nin cümlesi de odur. Ama bu cinayet üzerinden ve yapılan o kurguyla beraber işin gelip dayandığı nokta şuydu. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı var. MHP zaten suçlu ve MHP ile beraber eğer bu meseleye sahip çıkmazsa AK Parti de suçlu. Ne dedi Özgür Özel? Dedi ki Sayın Bahçeli suç ortağını bize iteliyor dedi. Bu cümleyi kurdu. Ve zaten ondan sonra çıkıp Salı günü, geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tutup kendi grubuna üstüne basa basa Cumhur İttifakı devam edecek, sonuna kadar devam edecek. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir MHP kendi başına bir parti, AK Parti kendi başına bir parti olmakla birlikte Cumhur İttifakı'nın herhangi birine bir şey yapılırsa bu diğerine de yapılmış gibi kabul edilir demedi mi? Bunları niye söyledi? İşte bu Sinan Ateş davasının yani cinayetinin davasının ve Sinan Ateş meselesinin de siyasetin nüfuz alanı olarak kullanıldan oluyordu. Dolayısıyla ben meseleye bir alacak verecek meselesinin çok ötesine geçtim. Bu mesele siyasallaştı. Ama aynı zamanda bu işin izleyiciler sırasında Sinan Ateş'in eşinin yanında Özgür Bey'in yanında da Kemal Bey'in olmasının da
bir anlamının olduğunu açıkçası düşünüyorum. İlk zamanda zaten en çok Kemal Kılıçdaroğlu destek vermişti. Onun CHP medyası hani devamında ya. Elif'in Hanım çok güzel bir hatırlatma yaptı. Mahkeme devam ediyor. Dolayısıyla hani masumiyet karinesine de bir bakmak lazım. CHP medyası burada masumiyet karinesini ne kadar korudu, gözetti veya oraya bir itibar etti mi? Masumiyet karinesini korumak gibi bir derdi oldu mu? Oraya da bakmak lazım. Ben bu işin Cumhur İttifakı'nın çatlatılmaya dönük bir hamleye dönüştürüldüğünü ve sadece CHP ve CHP medyasının değil AK Parti'nin bir kanadında buna teşhin olduğunu da söylemek istiyorum. Tek cümle. Bu ben de bir şey söyleyeceğim. Size geleceğim zaten Aralık, siz de söz hakkı. Aralık 2022'de bu cinayet işlendi. Bu işi MHP'yi yıkayan polis şefleri 1,5 yıldır görevdeydi. 1-2 önceye kadar. Onlar buldukları her delili savcıya ver. Onlar net delil bulsalar bunları savcılara vermezler miydi? Çünkü MHP ile ilişkinin bozulmasını o polis savcıları ve onların arkasındaki polis şefleri ve onların arkasındakilerdi. Peki siz ne diyorsunuz Can Bey bu değerlendirmelere? Şimdi bir Sinan Ateş davası da Ayhan Bora Kaplan davası da ikisi de ben ilk günden beri hep şunu söylüyorum. Bir siyaseti dizayn etme amacıyla bu işin arkasında siyaset varmış gibi bir algı yaratılmak çalışılıyor. Kimse dava dosyasına bakmıyor. Kimse ifadeleri okumuyor. Sadece bir algı üzerinden dosyalarda değil, mahkemeler, ifadeler, tanıklar, sanıkların sözleri değil, sadece bir algı üzerinden bir çaba var. Şimdi Hasan Bey'le aynı fikirde misiniz? Yani siz de Cumhur İttifakı'nın hedefe konduğunu mu düşünüyorsunuz Ben ilk günden beri şunu söyledim. Ortada bir cinayet var. Cinayetin arkasında siyaset varsa yargılama sonunda çıkacaktır. Siyaset varsa o yargılama sonunda ortaya çıkacaktır. Nasıl Ergenekon balyozda arkasından FETÖ olduğu çıktı? Yargılama yapılmadı mı? Balyoz'da Yargıtay onaylamadı mı? Ergenekon mahkemeleri hüküm vermedi mi? Ama tabii ne zaman çıktı? Yani ne kadar mağduriyetlerin ardından çıktı. Evet. Sonra ama işte hiçbir suç cezasız kalmaz. O yüzden bunu söylüyorum. Eğer bir siyasi bir cinayetse bu eninde sonunda bunu ortaya çıkacaktır. Ama hukuk bugün FETÖ'cülerden temizlendi. Yargı işini yapıyor. Tabii ki yanlış yapılanlar var. Bunu bir siyaset dizayn ediliyor derken şunu söylemek istiyorum ben. Ayhan Bora Kaplan davası bakın Ankara'da görülüyor. O davada eski bakanlar Cumhurbaşkanlığı özel kalemlerinin ismi geçirilmeye çalışıldı. Nasıl yapıldı? Sanıktan gizli tanık yaratmaya çalıştılar. Dediler ki sen şu isimleri verirsen dosyaya sokalım bu isimleri. Sen gizli tanık ol, yargılanma. Biz seni tahliye edelim, istediğin gibi dolaş. O gizli tanık ne yaptı? O ifadeleri verdi, yurt dışına kaçtı. Sonra yakalandı, ortaya çıktı. Şimdi bunu ben söylemiyorum. O davanın sanığı söylüyor. O davada sanık olan ve gizli tanık yapılan bir kişi söylüyor bunu. Şimdi ben bu davanın ne kadar doğru yolda olduğunu görebilirim. Şimdi bir tarafta polisler siyaseti içine sokmaya çalışıyor. Diğer taraftan hiç kimse dosyaya bakmıyor, cinayet dosyasına. Şimdi orada TV'de dün bir haber yaptık. Bir haber ortalığı yıktılar. Bir haberden dolayı. Haber ne? Sinan Ateş'in yanındaki arkadaşları Sinan Ateş öldürüldükten sonra onlar da karşılık veriyor ellerindeki silahlarla. O saldırganlara karşılık veriyorlar. Ve olay bittikten sonra Sinan Ateş'in yanına gitmek yerine ambulansla hastaneye gitmek yerine o silahla karşılık verdikleri silahları saklamak için bir çaba harcıyorlar. Şimdi biz bu haberi yaptık ve Oda TV bir linç kampanyasına uğradı. Biz sadece dedik ki dosyada bu da var dedik. Buna da bakın dedik. Dosyayı tek taraflı incelemeyin. İki taraflı bakın dosyaya. Şimdi biz her şeyden öte, dosyanın ötesinde duruşmayı izlemez. Ben 15 yıl adliye muhabirliği yaptım. Yüzlerce duruşmaya girdim. Hangi duruşmanın siyasi, hangi duruşmanın adli vaka olduğunu çok iyi biliyorum. Nasıl Ergenekon mahkemelerini izledim ben yerinde. O yüzden şimdi bir davada bütün dosyayı bir kenara bırakıp tabii ki arkasında siyaset varsa sonuna kadar gidelim.
ve hepsi yargılansın. Ama bırakalım mahkemeler işini yapsın. Hakimler, savcılar işini yapsın. Bakın o polisler ne oldu Ayhan Baro Kaplan davasındaki polisler şimdi hapiste. Polisin işi gizli tanık yaratmak mı? Polisin işi sanık üzerinden şu yönde ifade verirsen dosyada seni şöyle yaparız demek mi? Polisin işi adli kolluktur. O adli polisler, kolluk görevini yapmak zorundadır. Can polisler o gizli tanığa Sertçeli'ye bak diyor MHP'lilerin adını ver diyor. Sen diyor rahatlarsın. MHP'ye yık bu olayı geç diyor. Tapela siz yayınladınız. Vur geç evet. diyor. MHP'ye vur şimdi, geç. Zaten araları bozulacak. Biz diyor size teminat veriyoruz diyor. Sen yayınladın kayıtları. Şimdi ben de bunun için söylüyorum. Dava dosyasına tümüyle bakalım. Oturalım. Karşı tarafı da bakalım. Sanıkları da dinleyelim. Bu konuda artık son sözlerinizi bu arada alabilir miyim şöyle, Can Bey? Şöyle, bir kısacık şöyle, diğer konuya da yer kalsın istiyorum. Reklam geldi gene. Buyurun. Tamam. Olmasın. İki olayda da hem Ayhan Baro Kaplan davasında hem de Sinan Ateş cinayeti davasında. Cinayet var. Ortada bir gerçek var. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı öldürülmüş. Tabii ki siyaset bir tarafında olacak. Sorgulanacak. Bu engellenemez zaten. Ama bırakalım mahkemeler hukuk gereğini yapsın ve sonunda siyaset varsa en ağır şekilde cezalandırılsın. Bizim yapmamız gereken dosya üzerinden tartışma yapmak. Bir siyasi tartışmaya girersek bambaşka boyutlara çıkarız. Peki. Can Özçelik teşekkürler. Bir reklam arası, dönüşte de bu kabine değişiklikleri üzerine, değişim süreci üzerine yorumlarınızı almak isterim. Birazdan görüşmek üzere. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Kabine değişiklikleri oldu. Sağlık Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı değişti. Ve bugün de ilk kabine toplantısına da katıldılar hemen ayaklarının tozuyla. AK Parti'de değişim sürecimiz bu. Stüdyoda çok konuştuk. Nasıl olacak, ne kadar zamana yayılacak, bunu nasıl göreceğiz diye. Cem Küçük, bu AK Parti'de değişimin bir, yani seçim sonrası bu değişim sürecinin bir adımı mı? Yani başka isimler de değişir mi kabinede? Vallahi ben... Şimdi AK Parti'ye çok eleştirim var. Hem iletişim dilinde hem kısaca hemen bir toparlayayım. Süren bitince de beni yorun lütfen. Ya. Evet, beşer dakika olsun ki bu arada 17-18 tamam. dakikamız var. Herkesten 5-4 dakikayla değerlendirme. Şimdi muhteşem yani. Bir vergi yasası yapıldı bence. Çok detaylı. Ben kendi programlarımda uzun uzun anlattım. Ama çok yanlış olan yurt dışı çıkış harcına kurban edildi. Vergi yasası en önemli maddelerinden bazıları nereden buldun gibi. Kaçakçılığı. Geri çekiliyor galiba değil mi? Ki çok önemliydi bence de o madde. Yani, kaçakçılığı ve kara parayı bitirecek o zenginlerin kullanan yani lüks araba evleri alanlara nereden buldun diyecektin. Tabii. Ama onu baskıya boyuna eğildi ve bir de... Kesin olarak çıktı mı çıktı, o sizdeki bilgiye göre? Çıktı. Aslında son hani azdan az çoktan çok konusunu en çok bununla sağlamak. Çok bakın evet. Kurumlar yani şunu söylüyorum. Gelir ya yap işle devletçilere bir sürü vergi getiriliyor. Kamu iktisadi zenginlere, yabancı şirketlere ama yanlış olan yurt dışı çıkıyor. O yanlıştır. Tamam %100 yaparsın, 300-400 yaparsın ama ona kurban gitti. AK Parti'nin sonra bu bakanlar Fahrettin Koca'nın geçen sene aslında aday olmak istemedi. Oradan bakan olmak istemedi. Hı hı. Ama Tayyip Bey pandemiyi çok iyi geçirdiği için ve muhalefetin de beğendiği bir isim genelde sayın ama son dönemlerde işte randevu alma, MR çekmede sokunlar oldu, büyük şeyler oldu. AK Partili vekillerden de bazı şikayetler gitmiş. Affını istedi o da. Yani zaten Erdoğan'la bir anlaşmazlık yaşadı. Ziya Selçuk'un olduğu gibi. Af oldu. Sayın Öseseki'nin neden peki? Öseseki rahat. Ben Öseseki'yle hukukum iyidir. Sayın Öseseki'nin bir rahatsızlığı, önemli bir rahatsızlığı var. Allah yani öyle böyle mi? Hayati ölüm şeyi değil ama geçmiş yani olsun. Böyle artık uçağa binmesine, bir yere gitmesine çok olmayacak. Çok ciddi bir rahatsızlığı var. Hmm. Bakın İliç olayları olduğunda öyle haksızlık geçmiş yapıldı olsun. Ki ben bazı muhalif arkadaşları aradım. Adam bakın 4 saat ameliyat masasında kaldı. Çıktı, yürüyemedi. O haldeyken bir hafta bakın ameliyattan çıktıktan en basit ameliyattan sonra bir hafta sonra gitmezsiniz ki kalktı ilçeye gitti. Yani çok büyük haksızlık. Sağlık durumu el vermiyor artık. O özel bir durum onunki. Hakikaten gerçekten böyle. Başka bir sıkıntı yok değil. Ama AK Parti değişim olur mu? Erdoğan kampta böyle bir değişiklik verdi. Yani sinyal değişiyoruz. Valla 7 tane il başkanı değişti. Kastamonu'daki hariç diğerleri zaten partilerde görev yapan isimlerde hiçbir değişiklik yok. Genel başkan yardımcıları duruyor. Bu mağlubiyetlerin sorumluları duruyor.
yani sıfırdan insanlar gelir diye tahmin etti, gelmedi. Kabinede olur mu? Şu an bu Erdoğan geniş bir şey yapsa hepsini yapardı. Çünkü yarın Kazakistan, sizin de gideceğiniz o gezi, hı hı, NATO gezileri var. Bu şu an böyle kalır. Yani yıl sonuna kadar, ama sonra ne olur? 3 ay, 5 ay sonra. Peki. Onu bilemeyiz ama ben AK Parti'de değişim, dönüşüm konusunda çok iddialı şeyler beklemiyorum. Bir de Ömer Bolat'la ilgili bir cümle. Az önce onunla reklamda da başka bir konuyla ilgili konuştum. Ömer Bey, bakın, kaçakçılıklarla müthiş mücadele ediyor. Araba fiyatlarını düşürdü. Sarı sayfaları düşürdü. Kaçak oyuncak, parfümeri, 25 milyar TL Türkiye ekonomisine katkısı var. Onun adını gümrükçüler ve kaçakçılar, bazıları kasıtlı dahil ediyorlar. Halbuki Ömer Bey çok, en çok çalışkan bakanlardan biri. Tayyip Bey'in de memnun olduğu, hep herkesin memnun olduğu bakanlardan biri. Vatandaşlarımız böyle, bazı isimlerin geçti. Bu Vedat Bey için de geçerli, Çalışma Bakanı. O da işini yapanlardan. Evet. Bu tür o isimleri gördükleri zaman dikkat etsinler. Peki Elfin Hanım, bu kabine değişikliği ve işte değişim konusunda sizin yorumunuz nedir? Şimdi ben bunu daha evvel 2024 yerel seçimlerinde adaylar açıklandığında da söylemiştim. Çok ciddi bir insan kaynağı sorunu baş gösteriyor AK Parti'de. Fakat bu insan kaynağı sorunu tek başına olan bir sorun değil anladığım kadarıyla. Aynı zamanda bir güven sorunu da var. Hmm. Yani Murat Kurum'u daha aileye yakın ve daha güvenilir bulduklarını 2024 adaylığında da tespit edip söylediğimi hatırlıyorum. Ve şu anda yeniden göreve dönüşünün de aslında hani yeni birileriyle yola çıkma istememe ama aynı zamanda da çok da güvenmeme olarak da görüyorum, okuyorum. Çünkü bu kadar da insan kaynağı yok değildir herhalde. Yani muhakkak siyasete yeni girmek isteyen ya da işte akademiden gelmiş, bürokrasiden gelmiş, İşte AK Parti siyaset yapmak isteyecek insanlar vardır muhakkak. Niye sürekli hani aynı isimlerin, yani daha yeni bir seçim olmuş, işte herkesin gözü İstanbul'dayken, 17 bakan sayın kuruma destek olmuşken, böyle çok açık ara bir farkla kaybedilmiş. Zaten bakanlık da yapmış, aynı bakanlığı yapmış. Hani dolayısıyla çok anlaşılır bir durum değil. Hani gençse de yeni genç isimlerin oraya, hatta yani deprem konusunda, kentsel dönüşüm konusunda ayrıca uzmanlığı olan teknik bir isim olabilirdi. İnsanlar da hani o zaman bir değişim olacağına dair bir umut besleyebilirdi. Bunu sağlamadılar. Enteresan. Aslında buna da ihtiyaç duydukları bir dönemdi bence AK Parti'nin. Çünkü zaten iktidarı kaybetmişler. Bu değişime ihtiyaç duyuyorlardı. Sağlık Bakanı'nı çok iyi tanımıyoruz. Yani şu an kamuoyunun çok tanıdığı bir isim değil. Bu manada profesör, yani yetkin olduğu belli. Yani en azından Sağlık Bakanı açısından. Sağlık çok ciddi tıkanmıştı. Yani hakikaten bu randevular zaten AK Parti toplantısında tespit edilmiş sağlık açısından o alandaki sorunlar. Çok ciddi sorunlar vardı. Fakat tabii yeni bakanın da bir genelgesi yayınlandı bugün gazeteci İsmail'in tarafından. Onu bilemiyorum, giyim kuşamına dair bir genelge, işte inanca, ahlaka uygun sağlık personelinin giyinmesiyle ilgili. Hani umarım uzmanlığıyla konuşulur, uzmanlığıyla tartışılır ve bilimsel, yani kendi mesleğinin ahlakına yakışır şekilde bilimsel yaklaşır ve bizim şu özellikle saray gibi hastane yapıp MR için randevu alamadığımız sağlık sisteminde bir çözüm bulabilir diye düşünüyorum. Özellikle de işte tarikat ve cemaatlerin kadrolaşmasından kaçınarak, böyle bir kadrolaşmadan kaçınarak. Çünkü Türkiye'den sonra doktorlar gidiyor. Genç doktorlarımız, genç beyinlerimiz gidiyor. Yani umarım öyle bir dönem olur ama hani genel olarak bir felsefenin değişmesine ihtiyaç var. Sadece kişilerle de olmaz değişim. Peki. Bir zihniyetin değişip dönüşmesine ihtiyaç var. Ben de bunu çok mümkün görmüyorum bu değişimlere baktığım vakit. Hasan Bey, yani bir insan kaynağı yetersizliği üzerine de bir güven sorunu mu var? Neden aynı isimler bu değişim beklentisi sırasında geldi diyor Elfin Hanım? Evet, bir kere şunu söyleyelim. AK Parti'deki değişimle bugünkü kabine değişikliği, yani o iki bakanın yerine yeni iki bakanın gelmesinin hiçbir ilgisi yok. Ben onu söyleyeyim. Yani bu AK Parti'den beklenen değişim, AK Parti'deki değişim süreci filan meselesi. Ama mesela eğer sağlık sektöründe sorunlar üzerine değişiklik yapılmışsa yine
insanların hükümetten beklentileri üzerine de bir değişiklik yapılmış olur. Şöyle, mesela, bir yandan da. Yani ayrıntıyı aslında Cem söyledi. Mehmet Özaseki sağlık sebebiyle zaten uzun zamandır bırakmak istiyordu. Şimdi bıraktı. Fahrettin Koca yine uzun zamandır bırakmak istiyordu. Şimdi bıraktı. Dolayısıyla yani bu iki ismin bırakması ve yeni Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum'un tekrar gelmesi veya da Murat Kurum'un tekrar gelmesi meselesi değişimle ilgili değil. Yani AK Parti'den beklenen hani seçimden sonraki o değişim beklentisi perspektifinden bakılmaması gerekiyor. Biraz zorunluluktan bakılması gerekiyor. Zorunluluktan. Ama değişim meselesiyle ilgili şunu söyleyelim. Hani AK Parti değişimi değişmesi gerekenlerle yapma konusunda bir süreç üretiyor. Bunu Kızılcamam kampında gördük. Dolayısıyla uzun zamana yayılıyor. Değişmesi gerekenler? Bakın bu geçen hafta da siz bu cümleyi kullanmıştınız. Mesela Elfin Hanım'ın şu sözünü de hatırlatarak söyleyelim. Şimdi bu hani değişim süreci dediğimiz şeyde yeni bir zihniyet gerekiyor, yeni bir perspektif gerekiyor AK Parti deniyor ya. Şimdi AK Parti onu aradığı için bu süreç uzuyor. Bu süreç Mayıs 2025'e kadar devam edecek bir süreç. Yani kongre, büyük kongre o zaman olacak ve bu arada işte efendim il ilçe kongreleri yapılacak ve böylece devam edecek. Şimdi bir an önce değişmesi gerekenler açısından milletin ve AK Parti çevrelerinin kendi aralarında konuştukları isimler açısından niye mesela teşkilat başkanları duruyor, niye il başkanlarının bir kısmı duruyor, niye işte efendim bu seçim kampanyasını yürütenler duruyor, tartışmaları yapıldı. Ama burada AK Parti siyaseti ya da Erdoğan siyaseti nasıl bakarsanız orada eleştiriler üzerinden değil tekamül ve uzun süreli tartışmaların sonucunda bu işlere kapı açıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu Bakanlar Kurulu'nda da böyle yapıyor. Yani kabine değişikliğinde de bunu yapıyor. Partisinin içerisindeki kadrolar, işte genel başkan yardımcılarından il başkanına kadar bu tartışmalar yaptıktan sonra. Şimdi onlar herkes eteklerindeki taşı döküyor şu an tartışılıyor, konuşuluyor. Hani geçen hafta bir yazı yazmıştım başta şeyde. Serbest atış dönemi bitti, Erdoğan meseleye el koydu diye bu grup toplantısındaki konuşmayı atıp yapmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeyin tartışılmasını önce bir istiyor. O tartışmadan sonraki aldığı verilerle de bir sonuca odaklanıyor. Şimdi çok güzel bir şey, Elfin Hanım doğru söylüyor. AK Parti'ye yeni bir hikaye lazım. AK Parti'ye yeni bir söylem lazım. Çünkü neydi? İlk seçimden sonraki Cumhurbaşkanı tespiti neydi? AK Parti bizde kan kaybı var. Değil mi? Yani ve dolayısıyla bu kan kaybına vurgu yapması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ruh kaybı var demişti. Kan kaybı ve ruh kaybına yaptığı atıf yeni bir dil, yeni bir söylem, yeni bir belki şöyle diyeyim hedef. Yani şimdi Türkiye yüzyılı diye bir hedef koymuştu. Bu ne kadar AK Parti çevrelerince kabul edildi? Ne kadar işte efendim içselleştirildi ve bunun üzerine nasıl bir dil geliştirildi? Bunun karşılığı var mı? Ona bakılıyor. Dolayısıyla ben şu anki Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın ayrılıp yerine Kemal Memişoğlu'nun gelmesi ya da Özaseki ile Murat Kurum'un tekrar birbirlerinin çengedilmesi, değiştirilmesi meselesinin değişimle bir alakasının olmadığını söylüyorsunuz. Istiyorum. Memişoğlu'yla ilgili bir şey söyleyeyim. Bilinen bir isim. Elfin Hanım bana bilinmiyor diye. Çok uzun zamandır İstanbul'da il sağlık müdürü olarak görev yapıyor. Hayır, siyaset kimliği yok. Yani. Fahrettin Koca'nın da yok. Evet. Onu söyledim yani. Şöyle, Fahrettin Koca'nın da yok. Yok, Fahrettin Koca da siyasetçi değil. Mesela orada bir tek Özaseki'yi siyasetçi olarak bakabiliriz. Murat Kurum da siyasetçi değil. Yani siyasete girişi daha yeni. Murat Kurum, Emlak Konut, TOKİ işte efendim sonrasında bu. Dolayısıyla Kemal Memişoğlu da sektörün adamı. Aynı Fahrettin Koca gibi. Fahrettin Koca doktor ve özel hastaneleri olan bir iş insanı aynı zamanda. Kemal Memişoğlu da doktor ve sektörün adamı. Dolayısıyla sektörden bir isim Sağlık Bakanı olmuş oldu. Hayırlı olsun ama bu değişimle ilgisi yok. Peki. Can Bey, son değerlendirmeyi de siz yapın noktalamadan önce. Değişim daha uzun zamana yayılacak. Şimdi dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya Hasan Bey. Siz mesela nasıl bir şey bekliyorsunuz ayrıca? Yani değişim bekliyorsak AK Parti'den beklentinizi karşılayacak, sizi şaşırtacak hamleler gelecek mi sizce? Önce bugün bütün
son dakikaları hep bana geldi. Son dakika konuşmaları. Hep sözüm. Buyurun. Şimdi değişim değil bu. Evet, bu iki tane bakan ve biri çok başarılı bir bakandı. Sağlık Bakanı gerçekten tabii son dönemdeki o sağlıktaki sıkıntıların ötesinde pandemi sürecinde ki politikası izlediği yol gerçekten hani tüm Türkiye'nin muhalefetini de desteklediği, yanında durduğu bir bakandı. O yüzden AK Parti de böyle muhalefetin de eleştirmediği çok az sayıda insan var. O açıdan Sayın Fahrettin Koca'nın gitmesi bir değişim olarak değerlendirmek doğru olmaz. Zaten değişim de böyle olmaz. AK Parti'de değişim zorunlu. Değişmezse bugün zaten ikinci parti konumunda, iktidardan da gidecek. Şimdi 1,5 yıl sonra erken seçim olabilir söylentileri çıktıktan sonra bu değişimi hızlı bir şekilde yapmak zorunda. Önce tabii ki kurultayı var, kongresi var AK Parti'nin, orada değişim muhakkak olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu istiyordur ama bu değişim AK Parti'ye yetecek mi? Mesele o, AK Parti açısından. Şimdi Hasan Bey'in söylemi önemli. Türkiye yüzyılı diye bir hikaye yaratıldı ama AK Parti içinde o hikaye çok kabul görmedi. AK Parti'nin yeni önüne koyduğu hikayeler, hedefler AK Parti açısından da artık AK Parti'ye oy verenler, AK Parti'nin yöneticileri, AK Parti'nin tabanı açısından da çok ikna edici olmuyor. Bu tabii ki ekonomideki sıkıntılarla beraber paralel olduğu için zaten bu hikaye yarım kalıyor ve kabul görmüyor. Yani 100. yılın nasıl geçtiğiyle tabii ilgili bir durum oldu o. Yani benimsenmekten önce çok da zor bir 100. yıl geçirdi ülke. Evet, o yüzden yeni bir hikayenin ötesinde AK Parti'nin bir siyaset farklılığı yapmak zorunda. Siyaset farklılığı yapamazsa var olan oylar zaten eriyor, erimeye de devam edecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o yükseliş zaten devam ediyor, görüyoruz. Belediyelerdeki o başarıyla beraber daha en üst seviyeye çıkacak. O yüzden kişilerin değişmesi değil, siyaseten bir değişime ihtiyacı var AK Parti'nin. Ama o da çok mümkün gözükmüyor bugünden itibaren. Yani bugünden baktığımız noktada çok mümkün gözükmüyor. O yüzden işi birazcık zor AK Parti'nin, AK Parti yönetiminin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir özelliği var. Hep AK Parti kötü olduğu dönemde hep kazandı. Kazanmasını bildi. Bir siyaset ustası olarak görülüyor. Doğru da. O yüzden AK Parti ve AK Parti yönetimi Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na çok güveniyor. Zaten çok güvendiği için kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu anlayışı parti içinde değiştirirse belki o zaman bir hareketlilik, bir yenilenme, gerçekçi bir yenilenmeden bahsedebiliriz. Peki, çok teşekkür ederim son değerlendirme için. Hızlıca 3 başlığa da yer ayırmaya çalıştık. Bu arada 1. yarı da sona erdi. Türkiye-Avusturya karşılaşmasında 1-0 öndeyiz sevgili seyirciler. Şimdi bu yayından sonra herkes, biliyorum ki tüm konuklarım, maçı izlemeye gidecek. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu akşam değerli katkınız için her birinize. Elfin Hanım, Can Bey, Hasan Bey, Cem Bey, çok teşekkürler. Biz katkınız teşekkür için ederiz. Olaylar ve görüşleri noktalıyoruz. İyi geceler, hoşçakalın.